Yeşillerin seçim sloganı. Paraya, gaza ve diktatörlere bağımlı olmayacağız diyor. Bunlardan bağımsız olacağız diyor. Güzel slogan aslında değil mi? Kendimi böyle sahilde kamerayı açıp konuşacak yer bulamadım ya. Her yer böyle bikinili ablalarla dolu. Ya bikinili ablalarla dolu ya da çocuklar oynuyor her yerde. Millet renk kenarında. Renk kenarını doldurdu millet. Ben de her gün çıkıyorum böyle sahilde vakit geçiriyorum. Güneşlenmem lazım. Güneşe ihtiyacım var. Bugün geçen günden daha sıcak, daha güzel. Bugün yine açtım YouTube'u. Bir yaşıma daha girdim. Ne oldu derseniz, Meksika Türklere, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize vermekte artık zorluk çıkartıyormuş. Hatta böyle aynı Suudi Arabistan'ın uyguladığı gibi bir yazılı olmayan bir ambargo koymuş. Vize vermiyormuş. Meksika Türklere vize vermiyormuş. Sebep, Amerika Meksika'ya demiş ki Türklere vize vermiyorsun abicim demiş. Neden? Çünkü Türkler Meksika'dan vize alıp Meksika Amerika sınırından geçip Kanada'ya kadar gidiyorlarmış. Amerika'nın içinde ve Kanada'nın içinde Türklerden yaka silkmiş adamlar. Gına gelmiş. Özellikle Ağrılılar. Kanada'nın içinde Ağrılı dolmuş. İllegal bir sürü işle uğraşan Ağrılı varmış. İnsanlara yaka siktirtiyorlarmış. Ben böyle Meksika sınırını, Meksika Amerika sınırını belgesellerden falan biliyorum. Yani üzerine bir sürü belgesel çekildi ya. Bir sürü belgesel çekildi ve bu iş yıllardır biliniyor. Yıllardır biliniyor ve bizim Ağrılılar gidiyor dünyanın en ünlü sınırından Amerika'ya iltica etmeye çalışıyor. Meksika'ya gelene kadar tabii ki adamlar pasaportla, vizeyle geliyorlar. Pasaport çıkartıyorlar. Meksika vizesi alıyorlar. Düşünsenize, Meksika'ya geliyorlar, pasaportları fırlatıyorlar. Kaçak olarak Amerika'ya. Amerika'dan da kaçak olarak Kanada'ya. İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil ya. Olamaz yani. Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun değeri bu kadar işte. Biraz ileride Troisdorf'ta bir küçük pırpır uçaklar için küçük bir havaalanı var da. Oradan sürekli amatör pilotlar. Amatör pilot diyorum. Heriflerin amatörlüğü mü kalmış? Uçuyorlar artık zaten de. Pırpır uçak pilotları, pırpır uçak sahibi normal insanlar daha doğrusu hobilerini gerçekleştiriyorlar. O yüzden bu bölgede hep ben konuşurken sürekli uçak sesi duyuyorsunuz. Sürekli havadalar çünkü. İnanılmaz bir pırpır uçak trafiği var. Loop uçakları falan filan sürekli turluyor buralarda. Her neyse ya, olaya gelin ya. Olaya bakar mısınız? Şaşkınlık içerisindeyim yani. İnanılmaz, inanılmaz. Yunanistan sınırını geçmeye çalışan Konyalılar, 33 Malatyalı hikayesi. 33 Malatyalı hikayesini biliyorsunuz değil mi? Maalesef, maalesef. 33 Malatyalı hikayesi var Almanya'da. Tekrar baştan hatırlatayım size. Biliyorsunuz bazı şehirlerimizin belediyeleri, bazı insanları belediye çalışanı olarak gösterip Almanya'ya etkinlik yapmaya gönderiyordu. Otobüsle. İnanılmaz ya, bu hikaye de inanılmaz. Malatya'dan 33 kişi almıştı bir otobüs. Sanırım Malatya, Bingöl, işte iktidar belediyeleri ve muhalefet belediyeleri ve diğer partilere ait belediyeler. Bütün belediyelerde bu iş oluyordu. Belediyeler bu insanları çalışan olarak gösterip gri pasaport verilmesini sağlıyordu. Nasıl bu insanlara gri pasaport veriyorlardı? Para karşılığı. Bunun bir fiyatı vardı. 8.000 euro ile 15.000 euro arasında bu para pasaport işlemleri için veriliyordu. Artı işte bu belediyeler ve emniyet müdürlüğü arasındaki bazı adamlara bu paralar veriliyordu ve bunlara gri pasaport temin ediliyordu. Gri pasaportla Türkiye'den, Malatya'dan, Bingöl'den, oradan buradan bunlar otobüse binip yola çıkıyorlardı. Gri pasaportta oldukları için tabii ki vize mize hiçbir şeye bakılmıyordu. Ve bu adamlar sipariş durak veriyorlardı şoföre. Şoför de verilen siparişlere göre turluyordu Avrupa'da. Yani 15.000 euroyu, 8.000 euroyu belediyelere verdikten sonra kendi yanlarında da bir miktar para taşıyorlardı tabii ki.
ve yoldaki masraflarını bununla karşılıyorlardı. Daha sonra istedikleri durağa gelince mesela Paris, mesela Duisburg, Münih, Berlin buralara gelince pasaportu otobüsteki bir adama verip gidiyorlardı. Pasaportsuz bir şekilde. Bu iş Alman hükümeti tarafından ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkarıldıktan sonra Türkiye'deki basına da yansıdı bu olay. Basına yansıdıktan sonra bu belediyelerle röportajlar falan yapıldı. Belediyelerin başkanları, görevlileri dediler ki bu insanlar zaten bizim insanımız değil. Yani bu insanlar zaten işe yaramaz insanlar. İşe yaramaz insanlar oldukları için biz bunlara pasaportu veriyoruz, gönderiyoruz. Nasıl olsa bize de oy da vermiyorlar falan gibi böyle yavşakça bir cevap verdi. Ve olay büyüdü. Yani Almanya'nın istihbaratını çok küçümsüyor Türkiye'deki devlet görevlileri diyeyim. Oysa ki şu anda Ukrayna Savaşı'nda ortaya çıkıyor. Almanya istihbaratı çok güçlü bir istihbarat. Buradan Ukrayna'daki Rus askerlerinin arasındaki konuşmaları bile adamlar alıyorlar. WhatsApp yazışmaları, telefon görüşmeleri, telsiz görüşmelerine kadar her şeyi alıyorlar. Uydudan takip ediyorlar. Çok küçümsüyorlar, çok. Bu Osmanlıcılık, biz dünyanın imparatoruyuz, Osmanlı imparatoruyuz. Diğerleri karaktersiz, kalitesiz ülkeler diye aşağılayıp kendilerini yukarıya çıkarmaları bu memleketin sonu olacak. Doğru düzgün bir devlet bilinci yok maalesef. Neyin ne olduğunun haberinde değiller. Ümmet olmaya çalışıyorlar. Ümmet ayrı konu, devlet ayrı konu. Dinle devlet yönetilmez. Şimdi de Meksika'dan giren ağrılılar çıktı. Başlıklara bak. Meksika sınırından Amerika'ya, Kanada'ya giren ağrılılar. Gri pasaportla Avrupa'ya devlet tarafından yapılan insan kaçakçılığına gelen 33 Malatyalı. Suriyelilerin arasına karışmış Yunanistan'a sınırdan kaçak olarak geçen, iltica etmeye çalışan Konyalılar. Yani var da var, var da var. Şok oldum ya, şok oldum. Bir de üstüne bir arkadaş mesaj çekmiş. Mesaja bakın. Tabii ki isimlerini falan vermeyeceğim ben bu arkadaşların. Zaten bu arkadaşlar benim videolara yorum yapıyorlar ama isimleri onların gerçek ismi değil. Fakat benim söylemek istediğim şey, buraya gelip burada benim gibi para kazanacaksanız legal yoldan gelmeniz lazım. Ben bu videolarda herkesi legal yola yönlendirmeye çalışıyorum. Yoksa siz hiçbir şey elde edemezsiniz. Hiçbir şey. Piyasa belli. Kaçak geliyorsa sana saatlik ücret 2 euro 3 euro verirler. Günde 10 saat çalışırsın. Günde 20 euro para kazanırsın. Legal bir yoldan gelirsen sen saatte 20 euro kazanırsın. Gelip burada çalışman için vergi numaran olması lazım. Adresin olması lazım. İkametin olması lazım. Banka hesabın olması lazım. Sağlık sigortan olman lazım ki benim gibi çalış. Şimdi beni görüp orada herkes zannediyor ki ben bir yolunu bulur. Avrupa'ya atar kapağı. Bir şekilde bir 5-10 yıl takılır. Ondan sonra bir yolunu bulurum. Biriyle evlenirim falan. Oranın vatandaşı olurum. Keyfime bakarım diye düşünüyor ama öyle değil artık. Öyle değil. Bu zihniyet seviyesi Afganistan seviyesi. Tamam, Afganistan'daki adam nasıl geliyorsa Türkiye'ye o da bu şekilde buraya geleceğini zannediyor. Bunun yanında da sigortam var. Emeklilik sigortan, sağlık sigortan, bakım sigortan, her şeyin var ya. Maaş borcunu gösterdiğinde ev kiralıyorsun, banka hesabı açıyorsun. Eğer legal bir şekilde gelmeyeceksen sen zaten hiçbir zaman buranın tadını çıkaramazsın. Saatlik 2 euroyu Türkiye'de de kazanırsın. Saatlik 2 euroyu Afrika'da da kazanırsın. Buraya gelmene gerek yok. Neyse. Sinirleniyorum abi, sinirleniyorum çünkü ben ne kadar doğru yola yönlendirmeye çalışırsam çalışayım aradan böyle adamlar çıkıyor yani. Bu Gürcistan'dan araba getirme konusunda da bir tane çocuk vardı. Çocuk takmış özürlü raporu almaya, tamam mı? Ben diyor özürlü raporu alıp bu raporla vergisiz bir şekilde Gürcistan'dan araba alacağım diye takmıştı çocuk kafaya, tamam mı? Şimdi özürlü olmanın yüzdesi var. İşte %10 özürlüysen şu kadar vergi indirimine tabisin. %30'sa şu kadar, %90'sa şu kadar, %95 ve üstüyse de şu kadar. Fakat çocuğun kafası çalışmıyor. Eğer kendine %95 derecede özürlük alırsa araba kullanamayacak. Araba alamayacak. Hiçbir şey bilmeyen, yol yordam kanun nedir bilmeyen bir güruh yaşıyor bizim memleketimizde. Sonra Afganistan'dan adam gelince, Pakistan'dan adam gelince de milliyetçilik yapıyor. Aynı seviyedesin abi. Aynı seviyedesin. Ne diyeyim ben sana? İllegal yolla gelmeyeceksin. Delikanlı olacaksın, legal yolla geleceksin. 15 bin euro paran varsa git bir okula bir diploma al ya. Uzaktan eğitim gör yani. Bir üniversiteye gir. Bir sürü merdiven altı dandik üniversite çıktı. Hayret bir şey ya. Hikayeye gelelim. Mesaja gelelim. Sayın abim, ben bu yaz gelmeyi düşünüyorum. İltica edeceğim. Tesisat sertifikam var. Ve ustayım. Dil bilmiyorum. Maaşım ne olur? Bir bilgi verirsen sevinirim. Güzel kardeşim. Birincisi, pasaportun yok. Kimliğin yok. İltica edeceksin.
Diploman yok. Tesisat sertifikan varmış. Sertifikaların hiçbir değeri yok. Ben sana sertifikayı veririm. Senin orada alacağın sertifikadan daha iyisini ben sana veririm. Ciddi söylüyorum. Benim altına imzamı attığım sertifika senin orada aldığın sertifikadan çok daha geçerlidir burada. Ustasın. Sertifikayla ustalık kanıtlanamıyor maalesef. Diplomayla kanıtlanıyor. Dil de bilmiyorsun. Yol yordam da bilmiyorsun. Ben sana desem ki git şu marketten bana 2 bira al desem alamazsın. Sen buraya gelme. Paranı ve zamanını boşa harcarsın. Bir dil kursuna kaydol. Biraz Almanca öğren. Mümkünse bir açık liseye gir. Bak açık lise, açık öğretim diplomaları çok değerlidir. Akşam lisesi olabilir. Onu bitir. Bir akşam meslek yüksekokuluna git. Ondan sonra gel burada güzel para kazan. Güzel para. Bak bir yerde saatte 2 euro, 3 euro kazanmak var. Bir yerde de 20 euro, 30 euro, 60 euro para kazanmak var yani. Sen buranın tadını çıkarmak istiyorsan saatte 20 euro, 30 euroyu kafana takacaksın en az. En az yani. Alt seviye bu. Kaçak göçek işlerde mahvolursun. Bak ben sana söyleyeyim. Ben dizlerimden problem yaşıyorum. Belimden problem yaşıyorum. Şu anda 2 aydır raporluyum. Çünkü kalp kası iltihaplanması var bende. 3 kere koronaya yakalandım. Yani kolumu, bacağımı, kemiklerimi nasıl kırdığımı falan anlatmıyorum bile sana. Trafik kazalarını anlatmıyorum sana. Yolda yürürken sarhoş herifin tekine gelip arabayla çarpmasını söylemiyorum bile sana. Benim yerimde sen olsan, sana sarhoş bile çarpsa sen hatalısın. Hayatın kayar, haberin yok. Burası Avrupa pahalı bir yer. Tamam mı? Çünkü standardı yüksek. Kalitesi yüksek çünkü. Sen orada önce standartlarını yükselt. Kişisel standartlarını. Şurayı doldur. Ondan sonra gel. Ondan sonra rahat edersin. Yoksa gelme. Burası senin için Türkiye'den hiç farklı değil. Hatta daha kötü. Türkiye'de köyün vardır, akraban vardır, eşin vardır, dostun vardır. Konuşursun, stres atarsın. Bir bahçen vardır. Oturur bahçede domates, biber ekersin, tavuk beslersin, yumurta yersin, sağlıklı, güzel. Burada onları da yapamazsın. Burası böyle iltica edip de rahat edebileceğin bir yerde değil. İltica etmek konusunda ben sana yaptığın yorumun altına da belirttim, yazdım. İltica etmen için birincisi Türkiye'de FETÖ'cü olman lazım. FETÖ'cülüğünü ispat etmen lazım. FETÖ'cülüğünü ispat edebilecek misin? Gidip polisten, mahkemeden, ne bileyim FETÖ'cülükten yargılanacağına dair bir kağıt alman lazım. Veya E-Devlet'ten girdiğinde hakkında bir soruşturma açılmış mı FETÖ'cülükten? Veya LGBT'yi olman lazım. Yani ben gayim diyeceksin abicim. Olacaksın kendi gibi bir tane inşaattan da adam. Donsuz fotoğraflarını çekeceksin, tamam mı? Veya çektirteceksin. Veya hamamda ben bununla birlikte oluyorum ama işte Türkiye'de LGBT olarak yaşayamıyorum, iş bulamıyorum, toplum beni ağzıma sıçıyor falan gibi böyle bir şey yazacaksın. Doktordan da gidip rapor alacaksın, tamam mı? Konuşamıyorum daha aslında. Gidip doktordan gay olduğuna dair rapor alacaksın. Nasıl alacaksın? Şimdi en moda şey televizyon kumandasını sokmak yani. Sokacaksın televizyon kumandasını, tamam mı? Gideceksin doktora, içimde kaldı diyeceksin. Ameliyatta çıkarın diyeceksin. O raporu da getireceksin konsolosluğa. Ben gayim diyeceksin, tamam mı? Açık ve net söylüyorum sana. Başka türlü senin iltica etmene imkan yok. Çünkü ne diyor bizim yöneticiler? Diyorlar ki biz IMF'ye borç veriyoruz. Çok zenginiz ya diyorlar. Ekonomi Bakanı harikalar diyarında ne diyor? Arkadaş diyor süperiz biz ya diyor. Enflasyon yok diyor yani. Şimdi devlet yöneticilerine mi inanacaklar? Sana mı inanacak? Tabii ki devlet yöneticilerine inanacaklar. Memlekette bir savaş durumu, olağanüstü hal falan da yok. PKK'nın olayları da bitti doğuda. Artık sınır ötesinde operasyon yapılıyor. Senin iltica edecek mülteci sınıfında bir adam olmanın imkanı yok. Zaten Avrupa Türkiye'den mülteci almıyor. Almıyor yani. Bir şey koyman lazım ortaya ki bir dosya hazırlaman lazım. Dosya. İnsanlar iltica ederken bir dosya hazırlıyorlar. Kendileri hakkında açılmış soruşturmaları koyuyorlar dosyaya. Bakın diyorlar benim hakkımda FETÖ'cülük konusunda tutuklama kararı çıkmış diyorlar. Beni hapse atacaklar. Ben hapse girmek istemiyorum. Burada mülteci olarak yaşamak istiyorum. Bana yardım edin diyorlar. Dosyada adamla ilgili her şey yazıyor ama. Nerede çalıştığı, ne yaptığı, diplomaları. Anlatabildim mi? Sana verebileceğim cevap bu yani. Kusura bakma. Maaş falan da yok yani. Çünkü maaşın olabilmesi için bir vergi numaran olması lazım. İki banka hesabın olması lazım. Banka hesabı açman için ikametgahın olması lazım. Kira kontratın olması lazım. Sana maaş vermeleri için vergi numaran, sigorta numaran olması lazım. Bir dolu hikaye prosedür var. Sen yani burada cep telefonu hattı alabiliyorsan dua et. Kusura bakma. Kusura bakma. Her şeyi böyle çarpa çarpa söylemek gerekiyor ki belki anlarsın yani, anlaşılır yani.
Ama şu da var, tamam mı? Şu da var. Vatandaşı bu hale getiren bu yöneticilerin de yani Allah belasını versin arkadaş. Arkadaş bu nedir ya? Meksika sınırından Amerika'ya, Kanada'ya geçmek için millet uçağa biniyor, atlıyor, oradan yürüye yürüye Kanada'ya gitmeye çalışıyor ya. Adam açık açık mesaj çekiyor. Ben bu yaz geliyorum abi, iltica edeceğim diyor. Vatandaş bu hale düşürülür mü ya? Yani Suriyelilerin arasına karışıp Yunanistan sınırını açmaya, atlamaya çalışıyor vatandaş. İntihar ediyorlar. Geçen videoda söyledim. Tüm Almanya çapında günde 40 bin başvuru var. Sadece Türkiye'den ha. Sadece Türkiye'den. Millet kaçıyor, kaçıyor. Batan gemiden kaçıyor millet. Söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Şimdi bu arkadaş da elinde sonunda kendi hayatını kurtarmaya çalışıyor. Ne diyeyim, orada kal da diyemiyorum şimdi. Zaten orası kalınacak bir yer olsa ben de orada kalırdım. Ben de buradan konuşuyor olmazdım size. Hep böyle oldu. Hep böyle oldu. Bakın Gürcistan'dan araba alma konusunda ben dedim ki arkadaş dedim Gürcistan'dan araba almayın dedim. Dandik arabalar, ucuz arabalar sizi kazıklıyorlar dedim. Türkiye'ye sokmak konusunda alavere dalavere dönüyor. Paranızı da alırlar, arabanızı da gümrük memurlarına kaptırırsınız. Bok gibi ortada kalırsınız dedim. 400'ün verginizi ödeyin, Türkiye'den araba alın dedim. Araba fiyatları hayvan gibi oldu. Şimdi de diyorum arkadaş iltica etmeyin, iltica etmeyin, iltica etmeyin. Arkadaş memleket Suriye'ye döndü, Afganistan'a döndü. Ne diyeyim ki yani? Vatandaşa da bir şey diyemiyorum, o da haklı. Suriyelilere kızıyorduk. Karınızı kızınızı bıraktınız savaşın ortasında. Afganistanlara kızıyorduk. Taliban'ın elinde karınızı kızınızı bıraktınız, geldiniz diye. Şimdi bizimkiler aynısını yapıyor arkadaş. Meksika sınırında, Yunanistan sınırında. Oradan yukarıdan dolaşıp Ukrayna'ya girmeye çalışıyorlar. O da bir teknik. O en gururlusu. Ukrayna'ya gidip Ukrayna'da savaşan insanların arasına katılıp savaş bittikten sonra Ukrayna pasaportu almak yani en iyi olanı. Yoksa Suriyeli'den farkın ne? Ama demek ki memleket o kadar kötü oldu, o kadar kötü oldu ki vatandaş Suriyeli'yle, Afganistanlı'yla, Pakistanlı'yla aynı seviyeye düştü de bu manyakça hareketleri yapıyor yani. İnanamıyorum ya. Vay anasını ya. Ne hale geldi memleket. İnanamıyorum ya. Bugünkü gevezeliğimiz de bu kadar olsun. Böyle soru geldikçe ben sahile çıkıp böyle güneşlenirken yorum yapacağım artık. Okey.